Evet arkadaşlar, kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Sayın moderatörle birlikte son kontroller. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Cinsiyeti artık öğreniyoruz. Evet. Doktorumuza gideceğiz, kapalı zarf alacağız. Ondan sonra onu organizasyonumuza götüreceğiz. Evet. Ve herkesten tahminleri alacağız. Cuma cumartesi de. İnşallah. Artık cinsiyeti öğrenmiş olacağız inşallah. Hava da çok güzel oldu. Hava çok güzel. İnşallah böyle devam eder. Cuma cumartesi de bu kadar güzel olur hava. İnşallah. Diye dua ediyorum şu anda. Çünkü elbiselerimiz hep böyle ince. Üstüne kalın bir şeyler aldım ama. Hayır, sen ne diyeceksin? Her zamanki krem pantolonum ve gömleği, mavi gömleği. Yani dört çocuk doğurdu arkadaşlar. Dördünde de cinsiyet partisinde aynı kıyafet. Onları kolaj yapabilirsin yani. Şaka mı? Hadi bakalım, şimdi Cihan Hoca'ya geldim. Kahvaltı bile etmedim ama şu anda hiç acıkmadım. Neden bilmiyorum. Çünkü gece kaçamağı yaptık. Geç yattım, ben de geç yattım. Bir sürü bir şeyler yedik gece, kuru yemiş falan. Ben gece turşu yedim, biliyor musunuz onu? Aferin sana. Senin yaptığın kandil simitlerini fındık etrisine batırıp yanına turşu yedim. Nasıl bir şey? Haydi misafiri. Ben bunu daha önce keşfetmiştim. İnanılmaz lezzetli o zaman. Allah İnanılmaz Allah. Lezzetli. Bak, kandil simiti ya pekmez ya yanında işte böyle bir tatlı bir şey ve yanında turşu. Turşu da hem biber turşusu hem sarımsak turşusu hem de kornişon turşusu yedim. Sorayım, gelip yanıma yaptın değil mi? Aşk olsun hayatım. Evet arkadaşlar. Hadi bakalım. Mekanımıza geldik. Evet arkadaşlar. Cihan Hoca benim. Göztepe'den. Asistanlık yıllarımdan arkadaşım. O da Cerrahpaşa mezunu. Çok seviyoruz. Lina da Göztepe'deyken kontrol yapmıştım. O zaman asistan doğumunu tamamen zor olmuştu. Kolay gelsin. Daha sonra Lina doğduğunda mecburi göreve gitmişti. Onun doğumuna yardımcı olmuş ama daha sonrasında Ela, Mira doğumunu Cihan Hocamız yaptırdı. Özüm Hanım. Cihan Hocamızı çok seviyoruz değil mi? Çok, evet, çok seviyoruz. Çok ilgili aslında arkadaşlar. Dört gerçekten. Çocuğumuz. Lina'da birazcık ama şey Lina'da değil mi? Lina'da ona da bakmış ama işte o zaman tam doğum zamanı mecburi göreve gittiği için yapıldı mı? Göztepe'ye yapmıştık doğumumuzu. Evet. Lina'nın doğumu Göztepe eğitim araştırmada oldu arkadaşlar. Bir şey soracağım arkadaşlar. Tayyar Bey'i ben giyeceğim. Nasıl olmuş? Yani hem o ceketleri giyiyorsun olmuyor. Bak şu baktıkça bakasın. Ama neyse sen biraz güzel giyinme ya. Parke deriz biz de. Parke. Sen güzel giyinme bence ya. Parkeyi bilir mi teyzeciğim? Aslında ceketlerle çıksa daha iyi değil mi arkadaşlar? Parke mi? Parke deriz biz de. Bak şu yağmurluk gibi. Bocuk derdik biz de. Bocuk dedi mi? Yalnız hava çok güzel bugün. Konuyu dağıtmıyorum. Bakın. Konuyu dağıtmıyorum tamam ama hoşuma gitti. Ne yapayım? Yani iltifat da edemeyeceğim kocama. Şimdiki. Evet. Özlem şey yaptırmadık, onu söyleyelim seyircilerimize. Evet, şeker yükleme yaptırmadık. Gidemedik ki. Bazıları yaptırıyor, zaman bulamadık vallahi. Bizim hatamız nasıl yaptırmak gerekiyorsa bizim gibi olmayın. Biz ilk üç çocukta sıkıntı olmadığı için bunu da olmaz gibi biraz da düşünerek yaptırmadık. Kocam, ama şimdi karın çevresine bakacak. Evet, bakacak olacak. Belki de zor olacak. Gel. Merhabalar. Teşekkür ederim. Şuradan meyve sularından da versene bana, kahvaltı etmedim. Ne var orada? Elma kalmış. Elma kalmış. Aşağıdaki ne? Bu da elma. Hangisi güzel? Tigeli var. Ama renkleri birbirine farklı. Aşağıdakiler daha güzel duruyor. Ha tamam. Teşekkür ederim. Açar mısın? Umudum beleş değil mi? Yapıştır. Kahvaltı. Nasıl? Güzel mi? Doğal, gerçekten doğal olduğunu gösteriyor. Aa, çok güzel. Çok güzelmiş. Evet. Aç ama tamam mı Pekkan aşkım? Tamam, tamam. Evet Özlemciğim, şimdi bacaklarımızı uzatalım. Şimdi öncelikle suyumuz normal. Şimdi eğer ki şekerden etkilenirse su problemimiz oluyor. Suyumuz çok fazla oluyor. O da erken doğuma sebep olabiliyor. Suyumuz normal. Bebeğin kafa şimdilik burada, transvers. Yani yamuk duruyor. Aşağıya da buradan mı? Şu an bu taraf, bu tarafta. İyi değil. Ama daha normal herhalde böyle durması şu anda. Yani aşağıda dursa daha iyiydi. Allah'ım yarabbim. Bizim bebekler toplamıyor. Sonlar böyle yapıyor ya. Hep son diyoruz hocam, hep son. Son gelmedi ki. Kolay
pardon, boyu iyi. O yüzden şöyle yine biraz şeklini düzeltelim yine. Bak güzelim. Hop. Tabii artık dördüncü doğum olduğu için rahim ben istediğim gibi. Boynum hamur gibi. Benimki artık şey. Evet. Çok güzel. Hop. Kafa yukarı çevirmiyorlar. Aşağı alışmıştır. Yer etmiş olması lazım. İyi artık. Ne yapıyoruz? Alan geniş artık. Alan geniş olduğu için bana takılıyor. Evet. Biraz daha aşağıya döndürdüm ama demek ki dönebiliyor. Biraz daha irileştiği zaman yine düzeltiriz. Kaç kilo? Şimdi ölçeceğim. Haftası 29 mu yiyorum yani? 29-30. 30. 30 diyelim. Yani. O zaman kaç hafta sonra olacak? 10 hafta sonra. Aynen. 10 hafta 40 kilo da olsa. Manda yoğurdu da yedim ama. Dediler ki manda yoğurdu yersem çocuk geç doğarmış. Var mı öyle bir şey? Şey olsun. Sen gel istersen buraya. Hayır. Kesme gitmeyin. İsim ne düşündün peki? Kız olursa isim kalmadı hocam. Yani işten sonra erkek olursa Alparslan. Ali düşünmüştük. Kız olursa Ali. Ali güzel isim. Ela yapayamadık demiş. Pera demiştin siz. Evet bana. O da güzel. Pera aklımda. Erkek olsa Alparslan, Ömer Asaf böyle ağır bir isim mi olsa acaba? Niye? Taner'de Alp diyor. Ya ben Alp Arda diyor. Alp güzel. Alp Anıl. Anıl biraz da bayanlar da kullanılır, kızlar da kullanılır diye Anıl sordum. Çok bayanda rastlamadım ama vardır büyük ihtimal kadında da. Ama yani Alp Aslan çok ağır ya. Ömer Asaf çok ağır. Ömer yani, Asaf değil. Ömer Asaf hani değil. Şöyle Ömer Asaf dediler, hani diğer çocuklarında da böyle hani Süreyya falan olsa Ömer Asaf koydu hani üç çocuğunu toplasan Alp Aslan kadar uzun bir isim yok. Yok. Yani. Üçünü topladınız. Ben işte Alp'i kullanırız diye düşünüyorum. Evet, peki sizin önemli erkek ismi var mı? Bu aram o da hep Aslan biliyorsun. Diziden, Aslan mı? Diziden var ya ha. Şey Kıvanç Tatlıtuğ'un. Hangi dizi o? Aile. Karan diyor. Aile dizisi. Netflix dizisiydi o. Yok normal show TV mi öyle bir şey. Karan. Karan da bu aralar var evet. Karan peki, var. Peki hacı Aslan, Karan, Alp. Aslan Karan var hatta bir Aslan. Karan nasıl? Karan kötü. Karan ne demek acaba? Alp peki acaba? Alp. Ali'nin şeyi mi? Kız olursa Ali'nin de karar kızınız var. Alp güzel. Anıl, Arda, Alp. Erkek de burada kız olsa da Ali. Arda'nın ismi, Arda'nın anlamı ne bilmiyorum. Ne? Arda da böyle bir... Arda koyma. Yiğit, yakışıklı erkek. Çok bolcu gibi. Hadi Arda. Neyse, isim muhabbeti uzaya gider. Kız olursa Dinem de Elif Su diyor. Elif, Dinem Arda istiyor bu arada. Arda mı istiyor? Yine Arda kız istiyor. Olursa bir de ne diyor? Elif Su mu? Elif Su diyor. Elif Su. Kız olursa Elif Su. Yani her şöyle diğerleri hep böyle tek isim böyle gitti. Tek isim. Hani böyle yine tek isim hani Elif Su gibi değil de tek böyle bir şey olsa. Ben de Lina'yı sen yani. Koydun. Ela'yı Lina koydun. Mira'yı da ben kız Mira'yı sen koydun. Mira'yı sen koydun. Ama ilk evet Mira'da bayağı tutturmuştun sen hatırlıyorum. Evet Mira demiştim. Ama Mira çok güzel. Güzel ama. Güzel isim. Mira'da Mira'ya çok yakıştı. Nasıl hocam göbek çevresi falan? Göbek çevresi 30 haftaydı oyunda her şeyi iyi. O zaman şeker yüklemeye şu an? Yani şeker yüklemeyi normalde ben istiyorum ama zamanı geçti zaten. Evet. Bir de bu zamana kadar da zaten diğer göbeklerinde de olmadı. Kilo alımı da o kadar fazla değil. Çok fazla değil değil mi? Aynen. 1 kilo 600 gram bebeğimiz. Tam haftasıyla uyumlu. O yüzden ben sadece şöyle bir şey isteyeceğim. Açlık tokluk şekeri isteyeceğim sadece. Bir ara böyle bir hafta içinde sabah açken önce bir kanını vereceksin, normal kahvaltını yedeceksin, sonra da tokken vereceksin. İstersen evde varsa şeker ölçme aletleri var ya, evde varsa yani bir yere gitmenize de gerek yok. Evet. Önce bir açken bak, yemek ye, yemeğin son lokmasından bir saat sonra bir daha bak. Tamam. Parmaktan, onun da şöyle çıktı, şöyle çıktı diye bana yolla. Tamam. Tamam mı? Duruma göre birkaç takip yapacağız ya da tek takip de yeter. Tamam. Hareket ediyorsun zaten bol bol, o yüzden evet. Hani onu çok... Şey demiyorum, hiç yerinde durmuyorsun zaten. Sadece benimden korkuyorum işte, benim en son... Şu an zaten kutu olmaması. Ya orada unutma dedi. Ya onları da tabii bir arada 32 haftaya geçince falan bir konuşun. Normal doğuma sıkıntı yaratır mı falan diye. MR çekiyorum tekrar. Yani bence yani onunla ilgilenen biri kimse çok o karar versin. Doğumda belki bir ufak oldu. Böyle bir şey yok da. Ama şöyle, sonuçta oradaki şey, fıtık artabilir. Arttığı zaman ben yerinden anlamam.
arttığı zaman seni ameliyatlık hale getirecekse bunu istemem. Ama evet, zaten gebelik bunu arttırdı, sonra da gerilemeyecek. Boşu boşuna bunun için sezaryen olmasın derlerse de okey. Tamam. Yani belki diyecek ki zaten gebelik zaten bunu yapacak. Sen onu sezaryen doğursan da burada artma olacak, belki ameliyata gidecek derse de zaten normal doğru. O zaman da şu an olumlu yaşıyor. Bu arada Ramazan bayramı geliyormuş. Bayramdan hemen sonra doğmuş. Hocam bayramda buradasınız inşallah. Bayramda sizi şehir dışına göndermiyoruz. Gerçi 11'i, bizim 20'si demiştiniz beklenen doğum tarihi. 3 gün bayram sürse 15'i. 20'si beklenen doğumdan gelen bir soru oluyor önce mi burada çıkanda? Geneldesi 2. 3. doğumlarda genelde biraz daha erken olur. Erken, ama hiçbir şey söyleyemeyiz. Yani böyle dedim 41'e kadar da kalır cinsiyet. Yani. Yani 40 mıydı? Değiştiriyor mu doğum erken geç? Ya hiçbir şey değiştirmiyor. 40 olması burada şey yapıyor mu? 40 dediğinizde mi 20 Nisan'dı? Bakalım. Şurada gösteren. Evet, son adet tarihine göre 20 Nisan 40. 40 hafta. Aynen. Yani 20, 27 Nisan 41 hafta oldun son gün. Evet, anladım. 41 hafta olunca müdahale ediyoruz. Aynen. Genelde beklenenden daha geç olmuştur. Senin 41 artı 4'te mi olmuş Ela? Ela evet. 40 artı 41 de değildi ya. 41 olmadı, 41'i geçinmedi. 40 artı oldu. 40 artı oldu ki. Valla iyi görünüyor. Sadece dediğim gibi yine böyle biraz yanda duruyor. Bak kafayı yine buraya aldı. Hani böyle bebek biraz daha büyüyünce suyu daha azalacak. O zaman itince orada kalma olası var. Birazcık daha yola iterim ben. Tamam hocam. Tamam mı? Tamam. Geçmiş olsun. Ve artık hani bebeğimizin gelişiminde de hiçbir problem yok. Yani boyutları da normal. Haftası uyumlu, suyu iyi. Sadece dediğim gibi geçen sefer Mira gibi birazcık yan duruyor. Aynen, yan duruyor. Tam böyle kanala girmemiş şekilde duruyor. Hani ileriki durumlarda düzelecektir. Düzelmezse belki biz bir şeyler yapacağız ama onun dışında gördüğümüz bebeğimizde anormal giden bir şeyimiz yok. Yok. Tabii bel fıtığına ilgili durumlar ileride konuşulacak. Şimdilik idare edebildiğimiz kadar yürüyeceğiz. Sık görülen bir şey. Çok sıkıntı yani. Yok, çok sık durmaz. Yani çok sık böyle olmaz ama sık doğumlarda özellikle rahim duvarı kaslarının biraz zayıflığından böyle rahim biraz kendini bırakır. O yüzden mesela aslında bir şekli var rahimin. Bebeğin başının oraya gelmesini sağlayacak bir şekli var. Şimdi rahim uzun zamandır hep doğum yaptı ve aslında rahim kasları biraz gevşedi. O yüzden de daha bebeğin şeklini almaya başlıyor. Rahim evvelden bebeğe şekil veriyordu. O yüzden de böyle durumlarda biraz aslında bazen korkacağımız şeyler olabiliyor. İşte rahimin sonra doğum sonrası toparlamaması, atonin gibi durumlar. O yüzden mesela biz Özlem'de biliyoruz ki 4. doğum doğar doğmaz işte dolu ilaç yapacağız ki rahim hızlıca toparlasın diye. Evet, yani inşallah yine normal yolu, normal doğum bekliyoruz. İnşallah. Amacımız bu. Amacımız bu. Olmazsa siz öyle. Bence normal olur inşallah ya. Ay yine de çok zorlanmıştık. Evet. Ben kendim çok iyi hissettim. Epidural tutmadı ya orada. Epidural iyi tutmadı. Tutma orada. Ağırdan sen. Ama bu sefer diğer hastalığın bayılmıyor. Seni zaten epidural seviyesi yükseldi. Altın zahide apodural'e yaptırtacağım. Tutsun. Bir de şey. Apodural ya apodural. Ben. Adamı lakar bu. Sen söylersen de tam olur. Çünkü tüm Türkiye apodural diye bir. Ele de yapan kimdi? Efendim? O yaptı. Apodural mı ele yaptı Neyman? Yok hayır. Elay Mehmet. O da çok iyi. Mehmet de çok iyi. Şak şak şak. Aynen. Mehmet de çok. O nöbette denk gelmiştiniz. Evet. Biz göz tıkırı yıllardır abi, yapıyor, Mehmet olmuyor, efsane. Yapıyor, Mehmet olmuyor. Mehmet ama ancak o da ona denk gelirse. Öbür türlü ben artık 4. doğum. Zaten biz onu planlarız bir şekilde. Hani gündüz şartlarında yaparız. O epidural vereceğin zamanı. Ay ben bıktım erkenden artık doğum sancısı çekmekten ya. Çok sıkıcı bir şey. Ya inanılmaz tabii hiç çekmenin çok kötü bir şey ya. Çok zor hayatı. Sana zorla yatırıyor. Evet, alış. Zor ama gerçekten zor bir şey. O gerçekten çok sıkıntılı bir şey ya. Yani. Ama her seferinde biraz azalıyor aslında. Bir tek son doğumda dediğim gibi pozisyon uygun değil. Rahim yeteri kadar kasılamıyor. Çünkü artık evet epidural o kadar iyi tutmadı. Bayağı ağır hissettim. Evet. Seviye yükseldi bu hastalığı böyle bir bayılma. Evet, evet nefes gidiyordu. Ölüyorum ama ben öyle hissediyorum. Belki öyle değil sizin tabii bir şey yoktu ama olsun. Öyle yani mi? O yüzden yani bu sefer şey bayıl git tüplerine bağladınız. Sezer ya tabii biz böyle konuşuyoruz. Belki bel fıtığıyla ilgili problemler çıkacak. Ve orası diyecek ki sezaryen olsun. Evet.
Sezeren olursa da hani bilmiyorum. Siz şimdi... 4 de olsa normal diyorsun değil mi? Normal olursa. Evet, normal. Ben... Yani atoniye girerse de oradan alırım, sezeren sokarım. Yani evet. Bebek çıktıktan sonra karar veririz ama yani yine de normal olmasını tercih ederim. Ben böyle istiyorum. Bunu böyle istiyorum o zaman. Bayrama gitmek yok diye. Yok, ben dolandım zaten, dolu. Hiç be, nereye gidiyoruz yani? Yok hocam, şaka yapıyorum. Bayramda bayrama elini öper çocuk. Bekler bir ihtimali var ama bayram. Tabii tabii. Olabilir. Ya ben bizim kadın doğum doğru bayram falan evet. Yok yani. Demir de alacağım, demir D vitamini alıyor. Hayır, demir D vitamini almıyor musun? Ben görürsem veriyorum bazen doğru. Ya şöyle, işte kemik ağrını zaten azaltacak, bak o kaslarını kuvvetlendirecek şeyler bunlar. Yani magnezyum. O yüzden de magnezyum kullanmasını magnezyum. Severiz, kullanabilir. Ama kasılma, krampı falan yoksa şart değil. Ama kullandığı bir zarar var mı? Yok. Evet. Beyin gelişimine de iyi. Tamam hocam. Peki. Çok tamam. Teşekkür ederim. Cumartesi günü görüşürüz. Aynen. Bunu evet. Sizin organizasyonunuz gelecek alacak. Tamam. Size vermiyorum. Haberiniz olsun. Tamam. Görüşmek üzere.